ortak olan ve giderek milliyetçilik dozajının söyleminde yükselten, meseleyi siyaseti bütünüyle dost düşman ikiliği üzerinden okuyan bir iktidarın işte yeniden bir toplumsal uzlaşma, barış, demokratikleşme, Kürt sorununa çözüm gibi paketleri devreye sokması en azından kısa vadede bana çok olası, çok mümkün gelmiyor. Evet, ama beri yandan bir de bu reform eylem grubu toplantısı yapıldı. Ve toplantının sonrasında yapılan açıklamada işte hedeflerin yeniden AB üyeliği olduğu, işte Avrupa ile yeniden yakınlaşılacağının sinyalleri falan verildi. Yani vatandaş nezdinde hani böyle bir yakınlaşmanın muhtemel olduğuna hani çok inanılmaması gerektiğine dikkati çekiyorsun hocam, ama hükümetin kendisinde böyle bir niyet var. En azından söylemde böyle bir niyet var. Ama anladığım kadarıyla sen onun da çok gerçekçi olmadığını söylüyorsun. Evet, gerçekçi olmadığını düşünüyorum. Avrupa'ya yakınlaşmayla AB'ye yakınlaşma arasında bir fark var. Onu dikkate almak, gözetmek lazım. Yani Avrupa Birliği öyle ya da böyle bir takım değerleri olan bir kurum ve kendisine üye olacak ülkelerden bir takım beklentileri karşılamasını istiyor. Ama öte yandan Avrupa diye ayrıca bir kıta var. O kıtanın ülkeleri var. Oraya bakmak lazım. Mesela Fransa'da Macron durup dururken neden şöyle bir açıklama yaptı? Tam da Türkiye Avrupa Birliği'ne ya da Avrupa'ya yaklaşıyorken. İşte orası artık Mustafa Kemal'in Türkiye'si değil, Erdoğan'ın Türkiye'si, başka bir Türkiye. Bunu şunun için söylüyor. Bizim herhangi bir şekilde Türkiye'yi bu haliyle Avrupa Birliği üyeliğine kabul etmemiz mümkün değil. Gelin yeniden masaya oturalım. İşte imtiyazlı ortaklık mı olur? Başka bir müttefiklik ilişkisi mi olur? Yani Avrupa kapısına Türkiye tekrar bağlansın, ama siz aday üyelikten, üyelik perspektifinden vazgeçin diyor ki zaten Türk hükümeti de bunu fark etti ve hemen yaptıkları açıklamalarda işte Avrupa Birliği bizim stratejik hedefimizdir vesaire gibi bir takım açıklamalarda bulunuyor. Aslında hükümetin tam da istediği buydu, değil mi? Büyük ölçüde bu tabii, çünkü Avrupa Birliği'ne aday olmak belki uzun vadede evet bir hedef olabilir, bu başka bir şey. Ama öte yandan Avrupa Birliği üyesi olmaksızın Avrupa merkezleriyle yaklaşmak, yakınlaşmak demek az önce söylemiş olduğum gibi Avrupa sermayesinin, finans kapitalinin cezbedilmesi adına yapılan hamleler. Yani Avrupa sermayesi Türkiye'ye gelirken burada demokrasi var mı yok mu, işte insanlar sokakta dövülüyor mu, anayasa mahkemesi çalışıyor mu diye bakmazlar. Sermayeye garanti verilmiş mi verilmemiş mi ve kar elde edebiliyorlar mı, buna bakarlar. Dolayısıyla dediğim gibi Avrupa Birliği'ne üye olma ya da Avrupa Birliği ile ilişki kurmayla Avrupa ülkeleriyle ilişki kurma arasında bir fark var. Türkiye bence şu an Avrupa Birliği ile ilişki kuruyormuş gibi yapıp aslında Almanya ve Fransa ile başka bir düzlemde yakınlaşmaya çalışıyor. Tamam. Az önce Avrupa Birliği ile ilgili konuşurken cumartesi annelerinin cumartesi günü yaşadığı olaydan da bir örnek var. İşte polis saldırısından. Ben bu konuyu da sana sormak istiyorum hocam, ama farklı bir noktadan. Süleyman Soylu üzerinden bunu sormak istiyorum. Ben şahsen şöyle düşünüyorum. Yani Süleyman Soylu'nun bazı reaksiyonlarının Erdoğan'ın aslında çok da işine yaramadığını ve ondan bağımsız inisiyatif olarak gerçekleştirildiği hissine bazen kapılıyorum. İşte mesela Ağrı'daki işte PKK'nin bir esnafı katletmesinin ardından gecenin bir vakti HDP eş başkanı Ergun Buldan'ın telefonla arayıp tehdit edebilmesi, ya da cumartesi annelerinin işte 699 haftadır yapılan eylemine küt diye bundan sonra yapılmayacak kardeşim diyebilme rahatlığı. Sana da böyle geliyor mu, yoksa ben yanlış mı düşünüyorum? Yani Süleyman Soylu biraz bağımsız bir hücre gibi mi hareket ediyor? Şimdi şöyle, ben Süleyman Soylu'nun Erdoğan'a rağmen bir icraat içerisine girebileceğini düşünmüyorum açıkçası. Ama en azından şu söylenebilir, Süleyman Soylu belki devlet içerisindeki bir kliği, bir güç odağını, işte Mehmet Ağar ismini hatırlatarak söyleyeyim, orayı temsil ediyor ve onun adına hareket ediyor olabilir. Yani daha güvenlikçi bir perspektifle, bir güvenlikçi paradigmayla meselelere bakıyor olabilir. Buraya kadar bir sıkıntı yok, ama onun dışında dikkat edin, mesela dün de işte AKP sözcüsü Ömer Çelik'ti galiba, yanılmıyorsam. Bundan sonra İstiklal Caddesi gibi yerlerde bu tür eylemlere izin vermeyeceğiz dedi. Yani hükümetin kararı olarak söyledi bunu Bakanlar Kurulu toplantısından sonra. Bu açıdan yani önce Süleyman Soylu böyle yapıyor, sonra bunu hükümet kabul ediyor, Erdoğan kabul ediyor diye bir fikre ben çok katılmıyorum. Bu fikrin gerisinde senin için elbette söylemiyorum, ama başka şeyler de var. Bir süredir işte kimi liberal yazarlar derin devlet
Putin aslında Erdoğan'ı teslim aldığını, Erdoğan'ın 90'ların derin devletine teslim olduğunu, Türkiye'yi aslında Ergenekoncuların yönettiğini falan söylüyorlar. Bu iddiaların hepsinin gerisinde cemaatin think tankleri var, cemaatin yazarları, çizerleri var ve bunun da çok basit bir nedeni var. Cemaat Batı toplumlarına, özellikle Amerika'ya sürekli şu mesajı vermek istiyor. Aslında Ergenekoncular, bunlar Avrasyacılar, Ergenekoncular devletin kontrolünü ele geçirdiler. Bunlar Türkiye'yi NATO'dan çıkartacaklar ve götürüp Rusya'ya bağlayacaklar. O halde hemen bir şey yapmalısınız. Yani Amerika'yı Türkiye'ye karşı, iktidara karşı harekete geçirmek için abartılan bir güç söz konusu. Bu tabii Avrasyacıların da çok hoşuna gidiyor. Yani örneğin Doğu Perinçek aslında kendisinde olmayan bir güce sahipmiş gibi görünüyor. Devlet içerisinde herhangi bir gücü olmadığı halde, abartılacak bir gücü olmadığı halde hemen üstüne alınıyor ve diyor ki bakın görüyor musunuz işte Amerika bile bunu kabul etti. Artık devleti biz yönetiyoruz. Tayyip Erdoğan bizim çizgimize geldi vesaire diyor. Ben bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. Bu bizi iktidar konusunda bir takım yanılgılara sürükler. Ben AKP dışında, AKP iktidarı dışında AKP'ye yön, hat çizebilecek bir derin devletin varlığını çok açık bir şekilde reddediyorum. Belki devlet içerisinde bir takım güç odakları, fraksiyonlar olabilir ama bunlar eninde sonunda son sözü Erdoğan'ın söyleyeceği bir düzlemde hareket ediyorlar. Güç dengeleri bunu böyle gerektiriyor. Dolayısıyla Soylu'nun da bu tablo içerisinde Erdoğan'dan bağımsız bir takım dayatmacı politikalar izlediği kanaatinde değilim açıkçası. Evet hocam, ilk yayınımızın sonuna geldik. Haftaya Cuma günü tekrar birlikte olacağız ve hafta içindeki öne çıkan konuları değerlendireceğiz. İyi akşamlar. Görüşmek üzere.